Anadolu'nun bir zenginliği de yöresel ürünlerdir sevgili seyirciler. Bir envanteri çıkarılsa binlerce üründen söz ediyoruz. Her biri Anadolu'nun yüzlerce yıllık birikimini, tarihini, kültürünü yansıtır. İkinci Yöresel Ürünler Fuarı Expo Center'da açıldı. 28 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak fuarda tarım, gıda, el sanatları ve sanayi ürünlerinin yanı sıra kültürel boyuttaki gelişim de sergileniyor. Fuarda bu yıl İpek Yolu Kalkınma Ajansı İKA, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı DOAKA ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı DAKA şemsiyeleri altında toplam 10 il temsil ediliyor. Konya Akşehir ilçesi Nasrettin Hoca, Akşehir Kirazı ve Sıra Yarenleriyle Bartın'ın Amasra ilçesi yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip olan kenelirden yapılmış, üzerinde gümüş, altın, bakır tellerle ve belirli bir teknikle yapılan işlemeler olan el dokuması bezleriyle, Nevşehir, Avanos ilçesine ait yöreye özgü has çanak ve çömlekle, Siirt yöresel kilimleriyle, Bursa Mustafa Kemal Paşa ilçesi ise mermeri, azatlı biberi, kasnağı ve Mustafa Kemal Paşa tatlısıyla, Zonguldak'ta devrek bastonuyla yörekste boy gösteriyor. Sevgili seyirciler ve nihayet Antalya'dayız. Uzun bir yolculuktan sonra Antalya'da yapılan 2. Yöresel Ürünler Fuarı'na geldik. Sizin oranın neyi meşhur sloganıyla geçen yıl başlayan bu fuar bizlerin de çok ilgisini çekti. Ve girelim bakalım içeride kimler var, hangi iller katılmış, hangi illerin güzel ürünleri, yöresel ürünleri, standları şenlendirmiş hep birlikte. Geçen yıl Yörex'e katılan Sivas Kangal Köpeği de bu yıl yine Yörex'te yerini alıyor. Erzurum Yörex'e kadayıf dolması, oltu taşı, civil peyniri, cağ kebabı ile fuara katılıyor. Rize fuara çay, organik gıda ve Rize bezi, kivi, anzer balı ile katılma kararı alırken, Wayburt, bal, sarı yontma taşı, kete, dargun ve ihramla Yörex'e katılıyor. Hatay ise kağıt kebabı, oruk, dövme, semirsek, tepsi kebabı, humus, zahter salatası, künefe, peynirli irmik helvası, kabak tatlısı, cevizli biber, külü çökelek salatası, turplu tarator, patlıcanlı yoğurtlama, sarma içi, yumurta üccesiyle fuarda ilgi topluyor. Edirne, ciğeri, peyniri, sabunu, aynalı süpürgesiyle fuarda stand açtı.
Antalya Ticaret Borsası olarak iş geliştirme ve çalışma gruplarımız var. Bunun içerisinde akademisyenler, gönüllüler ve profesyoneller var. Bu kriz döneminde nasıl bir hareketlilik sağlayabiliriz iç piyasada, dışarıya nasıl üretimi arttırabiliriz, ihraç ederiz diye düşünürken böyle bir proje ortaya çıkardık. Ve bu projeyi biz sergi olarak düşlemiştik öncelikle. Projemizi Sayın Top Başkanımızın Fatih Sarıcıklıoğlu'na götürdük. Hı hı. O kendileri sağ olsunlar ufkuyla bize bunu fuar şekline dönüştürmemiz gerektiğini söyledi. Daha sonra çeşitli odalarımız ve borsalarımıza sizin oraların nesi meşhur diye sorduk. Gelen cevaplar bizi gerçekten çok heyecanlandırdı. 10 bin yıllık Anadolu'nun birikimi, emeğin birikimi olarak yüzlerce ürünümüz var. Ve bu ürünlerin de kıyıda köşede kaldığını, gün ışığına çıkmadığını, ticari değer çok fazla kazanamadığını gördük. Daha sonra patent enstitümüze irtibata geçtik. Yine Ahsol'umuzla, ihracatçılar birliğimizle birlikte bu projeyi bu hale getirdik. Onlar da çok ciddi destekler verdi. Yöresel ürünler fuarını. Bu fikir borsamız tarafından ortaya atıldığı zaman heyecanlanmıştım ben. Çünkü o kadar çok ürünümüz var. Biraz önce arkadaşlarım da söylediler. 2500 üründen bahsediyoruz. Bence çok daha fazla. Bir ilin ilçelerinde bile farklı farklı ürünler var. İşte ilin merkezinde tarhana bir şekilde yapılırken, kurutulurken ya da pişirilirken bir başka ilçesinde daha farklı yapılabiliyor. Onun için binlerce ürün, bu da biraz önce sizler de söylediniz. Binlerce yılın birikimleri bunlar. Birbirinden aktarılarak, anneden görerek yapılarak ya da babadan öğrenilerek yapılarak bugünlere kadar taşınmış müthiş bir kültür. Bu kültürün sonucunda da bir şey. Fuarı nasıl değerlendirdin? Fuar gerçekten çok güzel. Türkiye'nin dört bir yanından çok farklı yerlerden buraya insanlar ürünlerini getirmişler. El emeklerini, göz nurlarını getirmişler. Çok güzel ve bununla birlikte bir de tedarikçilerin de burada olması en azından bundan sonra iş birliği çalışmalarını belki güçlendirecektir diye düşünüyoruz. Ama ondan da daha önemlisi şu bizim çok hoşumuza gitti. Bakıyoruz Ruhaniye, Balıkesir'in yan tarafında hemen Hakkari, Şanlıurfa'nın hemen yanında Çanakkale. İşte önemli olan zaten bu. Bu birlikteliğin gösterilmesi. Çünkü Ruhaniye'deki arkadaşımızın söylediği çok hoş bir şey vardı. Dedi ki buradaki insanlar, üreten insanlar, hep yapmaya çalışan insanlar. İşte bu birlikteliği bizim burada göstermemiz de ticaret yapmasak bile, burada bir satış elde edilmemiş ki olacak muhakkak ama onu bile yakalamak çok güzel bir şey.